Sen benim Yusuf'umsun. Görüyor musun? Ne kadar güzel ve ihtişamlı duruyor. Evet, bizim Yusuf'umuz. Güneşten daha parlak ve aydan daha güzel olmuş. Hayır, babasının azizi. Sen elimi öpmemelisin. Sen babandan üstünsün. Doğrusu benim senin elini öpmem. Bu Yusuf. Kardeşiniz Yusuf geri döndü. Yıllardır ortalıkta olmayan, yıllardır ayrılığı içimi yakan, yıllardır beklediğim, kaybolmuş Yusuf'um geri döndü. Evlatlarım gelin, Yusuf'u bulduğumuz için Allah'a şükredelim. Yusuf'u bulduğumuz için şükür secdesine hep birlikte kapanalım. Hep birlikte Allah'a Yusuf'u bulduğumuz için dua edelim. Yıldızları, ay ve güneşi seyre dalmıştım ki beni uyandırdınız. Sana secde etmesi gereken güneş şimdiden huzurunda diz çöküyor. Ay ve 11 yıldız da bir gün huzurunda secdeye kapanacak. Sen bir gün hem mevki kazanacak, hem de manevi bakımdan yükseleceksin. Kalkın baba, kalkın. Görüyor musun Yusuf'u? Ay, güneş ve 11 yıldızın secdesini görüyor musun? Evet, baba, görüyorum. Çocukken gördüğüm rüyanın yorumunu görüyorum. Yüce Allah, cemal ve celal sıfatlarını enbiya ve evliyalarının varlığında ortaya koyar. Allah'ın velileri güzel eylemlerle Allah'ın birçok sıfatına ayna tutarlar. Ve Yusuf'umun bu sıfatlardan nasibi diğer peygamberlerden çoktur. Eğer Yusuf'umun Allah'ın yeryüzündeki cemalinin yansıması ve onu gösteren bir ayna olduğunu söylersem ileri gitmiş olmam. Bütün bunlar Allah'ın bana sunduğu inayetlerdir. Benim kendimden hiçbir şeyim yoktur. Allah beni zindandan kurtardı. Şeytan benimle kardeşlerim arasına ihtilaf düşürdükten sonra da sizi Kenan'dan buraya getiren odur. İşleri sağlam ve hikmetli olan odur. Rabbim, sen bana Mısır azizliği ve yöneticiliği ihsan ettin. Sen bana güç verdin. Rüya yorumlama ilmini sen bana öğrettin.
Beni teslim ve razı bir halde öldür. Ve salih kullarınla birlikte dirilt. Allah'ım, Yakup'un bekleyişine son verdiğin için sana şükürler olsun. Beklenti içindeki gözlerimi oğlumu göstererek aydınlattın. Allah'ım, bir bekleyiş içinde olanların beklediklerini onlara nasip et. Allah senin aracılığınla ilahi yönetimin güzelliğini sergilemek için dünyanın bir köşesinde salih kullarından birinin yönetimini gözler önüne serdi. Ama hala dünya halkının çoğu sapkınlık, zillet ve fakirlik içinde yaşıyor. Allah senden sonra da peygamberler gönderecektir. O peygamberlerin sonuncusu insanları hem içlerinde bulundukları kötü durumlardan hem de zalimlerin zulmünden kurtaracak bir kitapla gelecek. Adı nedir? Adı yıllardır senin zor zamanlarında sana huzur veriyordu. Kimdir? Ne zaman gelecek? O peygamberlerin sonuncusudur. Adı da Ahmet olacaktır. Ondan sonra bir peygamber gönderilmeyecektir. O tek bir kavme değil, bütün insanlara gönderilecektir. Kendisine indirilen kitapta adaletin bütün yeryüzüne yayılması için gerekli bilgiler verilecektir. Hiç kuşkusuz siz bu son peygamberi de göreceksiniz. Kendisine benim selamımı söyleyin. Sence gelecekte İsrailoğullarının kaderini Yusuf mu çizecek yoksa Yehuda mı? Bu çok açık. Tabii ki Yusuf. Hayır Şimon, hayır. Gelecektekiler İsrailoğullarına Yusuf'u değil Yahudi diyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.